Arda gelmeden önce bir saatten fazla süredir konuşuyorlardı. Bu cümlemizde ise past perfect continuous tense yani geçmişte bitmiş bir olaydan önce başlamış ve devam eden bir olayın süresinden bahsetmek için bu zamanı kullanırız. Zaman sürekli continuous olduğundan fiilin sonuna ing takısını kullanıyoruz arkadaşlar. Past Perfect Continuous Tense ile olumlu cümle yapısı önce özne, ardından had been, sonra fiil ve sonun ing takısı, nesne, belirteç, yer ve zaman şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. Cümlemizi bir tablo şeklinde gösterecek olursak. Önce özne, I, you, we, they, he, she, it. Ardından had been, ve fiilin birinci haline ing takısını ekliyoruz. Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümle yapısı ise önce özne, sonra had, ardından not olumsuzluk eki, sonra been, daha sonra fiilin birinci haline yine ing takısını ekliyoruz. Ardından nesne, belirteş, yer ve zaman şeklinde sıralanır. Özne, I, you, we, they, he, she, it, had not been ve fiilin birinci haline ing takısı gelir. Olumsuz cümlelerde kısaltma I had not, I hadn't, you had not, you hadn't, she had not, she hadn't, they had not, they hadn't şeklinde oluşturuyoruz. Past Perfect Continuous Tense ile soru cümle yapısını oluştururken Özne ile yardımcı fiil yer değiştirir. Had cümlemizin başına alırız. Ardından özne, sonra been, daha sonra fiilin birinci haline ayıncı takısı gelir. Nesne, belirteş, yer, zaman şeklinde sıralanır. Yani cümlemiz had, I, you, we, öznesi, sonra been ve daha sonra fiilin birinci haline ayıncı takısı şeklinde sıralanır. Cümlemize tekrar dönecek olursak. Önce bir saatten fazla süredir bekleyen kim diye sorduğumuzda onlar anlamda they öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had been konuşmak fiili talk ve ing taksi ekleriz. Talking. Ardından bir saatten fazla süredir anlamında for hour and hour diyoruz. Sonra Önce anlamında before bağlacını ekleriz. Ardından Arda geldi anlamında cümlemizi kuracağız. Kim geldi? Arda. Cümlenin başına alırız. Sonra geldi. Arrived diyoruz. Cümlemiz son olarak they had been talking for hour an hour before Arda arrived. Diğer cümlemiz. Burada bir saatten fazla bir zamandır bekliyordum. Bu cümlemizi de. Geçmişte devam eden zaman past perfect continuous tense ile kuracağız. Cümlede bekleyen kim diye yükleme sorduğumuzda ben I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had been sonra beklemek anlamında wait ve ing ekleriz. waiting. Nerede bekliyordum? Burada here ne zamandır bekliyordum? Bir saatten fazla zamandır anlamında for hour and hour diyoruz. Cümlemiz son olarak I had been waiting here for hour and hour. Diğer cümlemiz 3 saattir pedal çeviriyordu. Bu cümlemizde de yine past perfect continuous tense ile kurulacaktır. Kim çeviriyordu diye sorduğumuzda o anlamında he öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had yardımcı fiil, sonra been ve çevirmek anlamda cycling diyoruz. Sonra kaç saattir? 3 saattir anlamında for 3 hours diyoruz. Cümlemiz son olarak he had been cycling for 3 hours. Diğer cümlemiz onu 2 haftadır görmüyorum. Bu cümlemizi de past perfect continuous tense olumsuz ile kuracağız. İki haftadır görmeyen kim diye yükleme sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had ve olumsuzluk eki not diyoruz. Kısaltılmış hali hadn't. Sonra been ve görmek fiili see sonuna ing takısını ekleriz. Seeing, Kimi görmüyordum onu her ne zamandır görmüyordum iki haftadır for two weeks diyoruz. Cümlemiz son olarak I hadn't been seeing her for two weeks. Diğer cümlemiz iki gündür uyumuyordu. Yine past perfect continuous tense olumsuzu ile kuracağız. Uyumayan kim diye yükleme sorduğumuzda o she öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had, sonra not, hadn't, been, uyumak fiili sleep ve sonuna ing ekleriz. Sleeping. Sonra ne zamandır uyumuyordu? İki gündür. For two days ekleriz. Cümlemiz son olarak she hadn't been sleeping for two days. Diğer cümlemiz o lezzetli yemekler mi yapıyormuş? Bu cümlede Past perfect continuous tense soru şekline göre kuracağız. Kim lezzetli yemekler mi yapıyormuş? O, she öznesini kullanacağız. Öncelikle had yardımcı fiil, sonra she öznesi ve ardından been ve yemek yapmak fiili cook ve ing takısını ekleriz. cooking. Sonra lezzetli yemekler anlamında delicious meals ekleriz. Cümlemiz son olarak "Had she been cooking delicious meals." Diğer cümlemiz "Kayseri'de mi yaşıyordun?" Bu cümlemizi de past perfect continuous'ten soru şekline göre kuracağız. Önce had yardımcı fiili cümlenin başına alırız. Ardından sen you zamiri, sonra been ve yaşamak fiili live ve ing takısı ekleriz. Living. Son olarak nerede yaşıyordun? Kayseri'de. In Kayseri deriz. Cümlemiz son olarak Had you been living in Kayseri? Evet, bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz Sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.